9'dan 10. sınıfa geçen sen güzel arkadaşım seninle birlikte bu kanalda geçen sene Türkiye canlı yayın YouTube rekorunu kırmış tarihe tanıklık etmiştik. Hatırlar mısın bilmem ama 55 bin kişiyle canlı yayında bir gün sonraki sınava hazırlanmış tekrarımızı yapmış. Ertesi gün Türkiye geneli 9. sınıf matematik sınavında ne yapmıştık sınavın tabiri caizse içinden geçmiştik. Şimdi aynısını 10. sınıf matematikte benimle birlikte yapmaya var mısın be güzel? sel arkadaşım o halde. Hazırsan, herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Yine yeni yeniden diyoruz. Yepyeni bir sezonda 2024-2025 eğitim öğretim yılında da canavar gibi rehber matematikte hem 10. sınıf matematiği tabiri caizse en temelden zirveye giden yolculukta yine beraberiz diyoruz. Yine sınavlara beraber hazırlanacağız diyoruz ve tıpkı 9. sınıfta yaptığımız gibi 10. sınıf matematiğinde içinden birlikte geçeceğiz. Ey güzel arkadaşım nasılsın? iyi misin? Ki beni tanımıyorsan eğer artık tanıştık diyorum. Sen de artık bir RM tayfa oldun diyorum. Seninle birlikte onun sınıf atomikleri nasıl işleyeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Bunu adım adım anlatmak istiyorum. Ama önce ilk olarak onun sınıf atomik müfredatı ne? Bize onun sınıf matematikte neler bekliyor? Okulların açılmasına şurada çok kısa bir süre kalmışken on sınıf matematikle ilgili eksiklerim varsa neler yapabilirim hemen bunları anlatacağım. Yetmeyecek hemen arkasından onun sınıf matbook kitabımız güncel haliyle var. Linklerini yine videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Onunla ilgili onun sınıf matematiği rehber matematikte nasıl işleyeceğiz? Adım adım ayrıntı ayrıntı anlatacağım ki özel bir haberim daha var. Bu sene itibariyle hedef ilk 10 bin diyen tayfaya özel derece testlerimiz de var. Hiç merak etme. İnanılmaz bir onun sınıf matematiği bizi bekliyor ki. Ey güzel arkadaşım, sen matematik kısmını bana bırak, gerisini sen hallet. Matematik kısmında profesyoneller konuşur. Hazır mısın? O halde elimizde kalemler, önümüzde Tabii ki 10 sınıf matematik mühredatı. Gönder gönder gelsin hocam diyorum. Ve kitabın içindekiler kısmıyla başlıyorum aslında sana. Ve bu kitapla birlikte 10 sınıf matematikte neler göreceğiz adım adım sana anlatıyorum güzel arkadaşım. İlk başlığımız yani birinci ünitemiz sayma ve olasılıkla başlıyoruz. Sayma yöntemlerinden bahsedeceğim. Her sene yaptığım bir espri var burada da yapmadan geçemeyeceğim. Matematikçiler 3 ayrılır saymayı bilenler ve bilmeyenler anlayana. Bakalım <laughs> bilmiyorum kimler anladı. Yazarsın yorumlar. Arkadaş 14 ders boyunca seninle birlikte sayma olasılığı bitireceğiz. İlk sınav buradan mı olacak? Genelde yetişmeyebiliyor bazen. Fonksiyonlardan da sorular gelebiliyor. Hiç belli olmaz. Ama buradan gelirse, burası çok kritik bir bölge. Daha birinci sınavdan küsmek istemiyorsan matematiğe burayı çok iyi anlaman lazım. Anlaştık mı? Öyle bir gecede, bir gecede bitecek bir durum değil. Günü gününe adım adım çalışacağız. Yusuf Yusuf Tayfa, duy sesimi. Bu videoyu izliyorsan Yusuf 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 olmak istemiyorsan günü gününe çalış be abi. Günü gününe çalış beraber hallederiz zaten. Hemen arkasından tarihin en önemli konusu. Bana desen ki hocam 10. sınıfın en önemli konusu fonksiyonlar. 11. sınıfa geçtim hocam bana en önemli konuyu söyle. Fonksiyonlar. Hocam 12 oldum sınava gireceğim en önemli konu. Fonksiyonlar. Bundan sonra göreceğim bütün matematik müfredatı fonksiyonlar üzerine kurulu. Yani Mehmet Hoca böyle bir cümle kuruyorsa bil ki bu fonksiyonlarda yer yerinden oynayacak arkadaş. O kadar önemli bir konuya geçiyoruz ki aman diyeyim buradaki dersleri çok iyi dinliyorsun. Fonksiyonları da ikinci ünitede bitireceğiz. Hemen ...arasından polinomlar gelecek. Fonksiyonlar yardımıyla polinomları yapabiliyorsun. Diyelim ki hocam ben polinomla tam fonksiyonları çok iyi anlayamadım. Sonraki yazılda, sonraki sınavlarda, sonraki işte konularda rahat edebilir miyim? Abi yapamazsın. Polinomlarda yine fonksiyonlar yardımıyla oradaki mantıkla ilerliyor. Orayı anlamadın mı burası zor. Geldim. Dördüncü ünite. İkinci dereceden denklemler diyeceğiz. Hocam bu da mı fonksiyon bilgisi gerektiriyor? Az buçuk bu da gerektiriyor ama tamamen değil. Hiç merak etme. Ama ikinci dereceden denklemler de yine 11. sınıf matematiğin temelini oluşturuyor. Eğer bu konu tam değilse mümkün değil. ikinci dereceden denklemler olmadan 10. sınıf matematiği yapamazsın. O yüzden onun sınıf kilit nokta. Artık bu noktada ne yapacaksın? Burası inanılmaz önemli bir basamak. Yani hocam ben sözelci olacağım. Hocam ben artık matematiğin olmadığı bir yere gideceğim. Dedim demek istemiyorsan buradaki matematiği çok iyi birlikte öğreneceğiz. O yüzden bana bırak bu işi. Ben desin. Ben desin devam et. Çokgenler, dörtgenler muhtemelen ikinci döneme kalıyor. Genelde böyle çokgen ikinci dereceden denklemler bitiyor, bitmiyor. Hop İkinci dönem geliyor. İkinci dönemde de çokgenler, dörtgenlerle yani tamamen geometriyle başlıyoruz. Full geometri yapacağız abi. Çokgenler, dörtgenler dediğim olay nedir? İşte paralel kenarda yamuktu, kareydi, dikdörtgendi. Yani tamamen bir geometri. Hocam benim 9. sınıftan üçgenleri hiç hatırlamıyorum. Abi var ya vay halimize. Geçen seneki 9. sınıf üçgenler videolarını hemen tekrar bitiriyorsun. Çünkü çokgenler, dörtgenler inanılmaz önemli. Yani şu anlamda önemli. Üçgenler olmadan yapamıyorsun. Burada ben ne kadar iyi anlatıysam anlatayım. Ki ben yeri geldiğinde sana üçgen bilgilerini hep hatırlatacağım. Ama üçgen bilgisi eksikse hep bir eksiklik hissedeceksin kendinde. O yüzden 15 tatil arasında kesinlikle ona bakacaksın. Benim üçgenler kampım var. Ona da veririm ben sana. Yine videonun açıklama kısmına bırakırım. Ara tatilde de senin için özel şeyler de yaparım. Hiç merak etme güzel arkadaşım. Geldik. Uzay geometrisiyle noktayı koyacağız. Burası genelde bazen yetişmeyebiliyor. Onu da söyleyeyim. Genelde son konuya kalıyor. Hatta son yazı yazılı da çıkmaya da bilir. Ama biz sadece yazılılar için değil biz RM tayfayız. Bizim hedeflerimiz büyük. Biz hedefler için çalışıyoruz. Hedefler için çalışıyorsak müfredatı çok iyi öğrenmeliyiz. Ve sen gerçekten biliyorsun ki 2024-2025 9. sınıftan itibaren müfredat yenilenmeye başladı. Ey güzel arkadaşım tehlikenin farkında mısın? Eğer bir sene mezuna kalırsan yepyeni bir müfredatla karşılaşacaksın. Ve o müfredata baştan çalışmak zorunda kalacaksın? İnanılmaz kritik bir eşiktesin. Ne olur ama ne olur bu dediklerimi unutma. Bu sene kurtardın kurtardın kendini. Şimdi gelelim bakalım. Hocam anlat bize sen dersi nasıl işleyeceksin? Onun sınıf matbook kitabıyla beraber ilerleyeceğiz. Gün gün birlikte gideceğiz. Hocam gün gün birlikte giderken hangi gün hangi saat nereye düşecek bu videolar dersen geçen sene de yapmıştık belki hatırlarsın. Bilmeyenler için de söyleyeyim. www.rmtayfa.com'da takvim sayfasına gittiğinde gün gün onun sınıf matbook videoları ne zaman düşeceğini göreceksin. Ama bunun zaten videoları daha öncesinden de çekildi. Oynatma listeleri aşağıda var. Hocam ben önden izleyeceğim gideceğim diyorsan sana kalmış. Ama ben güncel olarak baştan hepsini çekeceğim zaten. Kafalar rahat. Peki hocam bu matematik dersinde nasıl ilerleyeceğiz? Gel. 10. sınıf matbook kitabımız sadece bir kitap değil. Bir kitaptan daha fazlası. Vallahi bak yemin ediyorum bir kitaptan fazlası. Neden diyeceksin? Abi kitap ikiye ayrılıyor ikiye. Yani kitabı alıyorsun eline. Cart diye şuradan ayırıyorsun. Hop. Hop. Aha gelmedi. Dur. Ayıramadım bu tarafı. Ulan baya sağlam yapıştırmışız. Dur 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 dur. işte çıktı. Arkadaş iki kitaptan oluşuyor. Bir kitaptan daha fazlası. Hocam bu kartonu atıyor muyuz? Sakın. Geçen sene bir sürü arkadaş hatta atma. Burada bir kod var. Bu kodu girince çözümlere ulaşabiliyorsun. Aman diyeyim atmıyorsun o kodu. Peki hocam. Bu iki kitap ne işe yarıyor? Birincisi video ders notları. Video ders notlarında adım adım dersleri inceleyeceğiz ki hepsini birazdan anlatacağım. İkincisi soru avcısı ve sınav provası. Anlaştık mı? Peki hocam, dedin ki bu kitaplar iki ayrılıyor. Ders notları, sınav provası, işte soru avcısı. Ne bunlar? Gel onları da göstereyim. Dersi iki aşamada götürüyoruz aslında biz. Götürürken de şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki birinci aşama konu anlatım. Konu anlatımlarımız standart ya iki sayfa ya üç sayfadan oluşacak. İki sayfada konuyu mikro bir biçimde sana o bilgileri yüklüyorum. O bilgileri yüklerken yanında kazanımları içeren sorunları çözüyorum canavar gibi. Seninle birlikte o konuyu bitiriyoruz. O konunun kazanımını bitiriyoruz. Bitti mi? Top şimdi sende diyorsun ki hocam benim soru avcısı kitabım nerede? Soru avcısı kitabını açıyorsun. Orayla az önce konu anlatım kısmında işte kaçıncı ders kaçıncı ünite dersi bak birinci ünite birinci dersi bitirdik ya e ee, hocam onu bitirdik hemen onun testini açıyorsun ödev testi soru avcısı kısmında da bak birinci ünite birinci ders işte senin ödevin. Az önce derste çözdüğümüz soruların benzerleri seni bir üst level'a çıkaracak sorular Hepsi işte sayma olasılık örneğin çözdüğümüz derslerden biri olsun. Ödev testinde soru avcısı kitabında yer alıyor. Hemen gidiyorsun onları çözüyorsun. Daha ne olsun? Mükemmel bir şekilde ne yapıyorsun? Böylelikle bu konuyu adım adım öğreniyorsun. Ama diyeceksin ki hocam bizde hedefler büyük. Biz derece istiyoruz. Hedef ilk 10 bin diyenler. Burada mı yaz? Eğer buradaysak gel. Hocam sen az önce konulara verirken işte sayma olasılık dedin. Sayma olasılık bir ah, nerede? Ha, doğru yerdeyiz. Sayma olasılığı bitirdik 14 derste. İşte 14 ders bittikten sonra. Üçüncü aşama geliyor. Derece testi geliyor. Derece testini de özel olarak seninle birlikte bu kanalda paylaşıyor olacağım arkadaşım. Efsane bir hedef ilk 10.000 derece testiyle her konunun sonunda sağlam bir tekrar yapıyor olacağız. Anlaştık mı? Gerçekten mükemmel bir sezon bizi bekliyor güzel arkadaşım. Şimdi hatta şöyle yapmak istiyorum sana. Gel bu kitabın içeriğini de şöyle net bir şekilde göstereyim. Bak birinci ünite birinci ders. Başlayacağız. Çözeceğiz seninle birlikte. 14 soruluk bir dersimiz olacak. Dersimiz bir çek Hop ikinci derse geçeceğiz. İkinci derste de yine efsane sorularla birlikte. Bak mesela burada 10 tane soru çözüyoruz. Hop üçüncü derse geçtik. Üçüncü derste de bak yol soruları var bir sürü. Bunları çözdük. Hocam bu üç tane bölüm ilerledin ama bak birinci ders birinci ünitenin soruları burada. Birinci ders ikinci ünite ikinci ders pardon birinci ünite ikinci dersin soruları burada. Birinci ders üçüncü pardon birinci ünite üçüncü dersin soruları bak hep yol soruları çözmüştük hatırlıyor musun? Onların birebir benzerleri hatta seni bir üst tabuda çıkaracak soru modelleri hepsi burada yer alacak. Bütün konuları böyle adım 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 seninle birlikte götüreceğiz canavar gibi bitireceğiz efsane bir yıl olmasını istiyorsan senden tek bir isteğim var güzel arkadaşım adım adım günü günde benimle birlikte çalış. Gerçekten bu şekilde yaparsak gerçekten başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum. Ve tabii ki her yıl olduğu gibi bu yılda da nasıl sizi 9. sınıfta yalnız bırakmadıysak 10. sınıfta da sınavdan bir gün önce yine ne yapacağız? Türkiye geneli sınavından bir gün önce 10. sınıflar için full tekrar yapacağız konularımızı. Hemen arkasından tahmin soru tahminleriyle sınavda çıkabilecek Şaka şaka aramızda kalsın. Sınav sorularını ben sizlerle birlikte paylaşacağım. Yine gireceksiniz o sınavlardan bomba notlar alacaksınız. Ama artık hedefimizde sadece sınav soruları yok. Okul sınavları sadece tek hedefimiz olmamalı. Sen artık bir 9. sınıf öğrencisi değilsin. Sen artık bir 10. sınıf öğrencisin. Sen artık hedefleri içinde bir yandan böyle göz kırpan hedefleri de bir yandan onun için çalışan bir öğrencisin. Çünkü biliyorsun ki hayat gerçekten kolay değil. Gerçekten iyi bir bölüm kazanmadığın sürece herhangi bir üniversite, herhangi bir bölüm bitirmenin Hiçbir mantığı kalmadı bu ülkede. O yüzden ne yapıyorsun? Hayalindeki üniversite için. Çok sağlam bir üniversite için. ilk 10.000 hedefini ya bugün kendine koyarsın. Ya da herhangi bir üniversiteyi seçip gidersin. Ama biz biz böyle yapmayacağız Rehmet Ayfa. Elimizden geldiğince canavar gibi bu konulara hazırlanacağız. Anlaştık mı? O zaman ne yapacağız? 10. sınıf birinci gün Birinci videoda buluşacağız ama bir tırnak daha açıyorum burada. Evet RM Akademi katıl butonunu da açtım arkadaşlar. Orada da her konusunda da bakın sadece sınavlardan önce değil her konu sonunda da full tekrar canlı yayınları yapacağım. Oradan da sorular çözeceğim. Bilginiz olsun. Dileyen arkadaşlar oraya da katılabilir. Anlaştık mı? O zaman ne diyoruz? 10. sınıf ders videolarında görüşmek üzere. Hayır hocam benim sana daha sorularım var. Ayrılma bir yere gitme diyorsan. Hemen yorumlar kısmına iniyorsun. Oraya yazıyorsun sorularını. Sorularına tek tek cevaplar veriyorum. Ve 10. sınıf videosunda görüşüyoruz. Kendine çok iyi bak. O zamana kadar ne diyoruz? Videolarda görüşene kadar elinden kalemini, önünden kitabını, 10. sınıf matbukunu eksik etme. Çünkü kalmayabilir, baskı yetişmeyebilir. Haberiniz olsun. Videonun açıklama kısmına linkleri bıraktım. Derslerde görüşelim. Hoşçakal. Hoşçakal. Instagram'dan da takip etmeyen RM Tayfa değildir. Haberin olsun.